Size çıksa? İnşallah çıkacak. Herhalde. Nasıl bile yardım edeceğim. Teşekkür. Süper Loto bu akşam çekiliyor. Son 10 haftadır 6 bilenin olmadığı Süper Loto geçen hafta 25 milyon lira devretmişti. Kasa borçlarımızı kapatıp hayatımıza devam edeceğiz. Süper Loto'da bu hafta ikramiyenin 30 milyon lirayı bulması bekleniyor. Eğer Süper Loto çekilişinde bu hafta bir kişi 6 bilet büyük ikramiyeyi alırsa, Milli Piyango'da dahil şans oyunlarından bir kişinin kazandığı en büyük ikramiye kazanılmış olacak. İnşallah dürüst bir çekim mi olacak? Ne olacak? Eşit şekilde dağılsın çıkmasa da. Hani peki size çıkacağını düşünüyor musunuz miktarın? Büyük paraların peşinde değiliz. Hani çıksa 30 kişiye, herkese birer trilyon para alsın, herkes derdini sıkıntısını görsün, bir kişiye çıkmamasını isterim. Anladım. Peki size çıksa ne yapacaksınız o parayla, böyle bir düşünceniz var mı? Zihinsel özürlü çocuklara okul açarım, yaşlılara huzur evleri yaparım ücretsiz. Sokaktaki yaşayan insanlara sahip çıkarım. Sokak köpeklere sahip çıkarım. Hayvanları çok severim. Hayvanı sevmeyen zaten insan sevmez. Doğayı severim. Yeşillik alanlara önem veririm. Paramı yatırırım. Peki milyonların hayallerini süsleyen 30 milyon lira bir Edirneli'ye çıksaydı ne yapardı? Edirne Televizyonu Haber Merkezi ekiplerinin sokaktaki vatandaşa sorduğu "Büyük ikramiye size çıksa ne yapardınız?" sorusuna verilen ilginç cevaplar geliyor ekrana. Yani ben STK'larda görev yapan bir insanım. Mutlaka STK'larla işbirliği içerisinde bir takım faaliyetlerde bulunurum. Çok para olsun da istemiyorum ama şu an borçlarım falan olduğu için isterim yani. Önce borçları bankalarda kapatırım. Peki böyle büyük bir hayaliniz var mı? Bu miktar için? Yok. Sadece borçlarımı bitirmesini istiyorum. Ben yaşım başıma almışım bu şeyi. Yani fakat kavya lazım. Ne yapacağım? Ben kendim rahat olmamışım. Emekliyim. Evim yok hayatta. İyi ev alırım kendime. Abi burada kendimi şeye çekerim artık. Duaya mı duruyorum? Evet. Öyle yani. Başka bir şey yok. Peki size var. Çıksa nasıl bir düşünceniz var o parayla ilgili? Şimdi bana çıksa ben ilk önce bir cami yaptım. Ondan sonra bir okul yaptırım. Ne ben böyle ayır işlerinde kullanırım. Ya onun ilk önce 10 tane daire almam lazım çocuklara. Sonra denizlere bir yat almam lazım. Daha yatı yaşamaya çalışacağız.